İş yerinde namaz kılarken bir hocamız olmadığı için bazen namaz kıldırmak durumunda bulunuyorum. Her ne kadar dikkat etmeye çalışsam da bazı surelerdeki Peltek Z veya Peltek S gibi harfleri suredeki geçen şekli itibariyle değil de çocukluktan öğrendiğimiz gibi okumaktayım. Camilerde bize sure veya dua öğretilirken Peltek okunması gereken yerleri hassasiyetle öğretmedikleri için veya biz öğrenemediğimiz için yerleşmiş bir kıraat ezberimiz var. Bazen peltek okunacak harfi normal harf gibi okuduğum oluyor. Namazın sıhhati açısından sıkıntı var mıdır? Namazda yapılacak olan kıraatta vuku bulan hatalar diye manası olan, anlamında olan, ki fıkıh dilinde buna zelletül kari derler. Kıraat hataları. Bu kıraat hataları bazı kere namazı bozmaya sebebiyet verebilir. Ancak Hanefi mezhebinde genel olarak kabul edilmiş şöyle bir görüş vardır. Mahreç birliliği, yani mahreçleri yakın olan harflerde vuku bulan hatalar namazı bozmaz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi peltek olan S ile normal S arasında ki mahreç birliliği vardır. Bunu telaffuzunda hata eden bir kimsenin namazı bozuldu demeyiz. Bu namazın sıhhati ile alakalı, ama bu şu demek değildir ki o zaman önemseme, nasıl okursan oku şeklinde de değildir. Bir Müslüman namazı sahih olacak şekilde kıraat yapmakla mükelleftir. Bu onun için bir farzdır, bir görevdir. Dolayısıyla işte çocuklukta öğrendik veyahut da Kur'an-ı Kerim'i Latin harfleriyle öğrendik ve bundan dolayı mahreçlerde sıkıntılarımız olabilirse, ki oluyordur da muhtemelen, bu gibi kardeşlerimiz, işte gerek mahalle camideki hocalarımız olabilir veyahut da bu manada hizmet veren derneklerimiz, vakıflarımız vardır. Oralara müracaat etmek suretiyle haftamızın belli günlerini ayırarak veya günümüzün belli bir saatini ayırarak en azından namaz surelerini sahih bir şekilde okuyabilecek hale getirmekle mükellefiz. Bunu birbirimize teşvik edeceğiz. Bu manada son derece gayret göstermemiz gerekecektir. Yani mahreç birliliğidir, dolayısıyla bu namaza vermez şeklinde bir rahavete düşmemiz doğru bir Doğru. şekilde değildir. Bunu söylememdeki gaye namazının bozulmadığını ifade etmek. Ama bu sadece orayla alakalı değil. Hata yapan kimse namazı bozacak derecede de hata yapabilir. Dolayısıyla bu önemli bir ifadedir. Belki tecvid kurallarını bilme şartı yoktur, ama tecvidin tatbiki ve en azından harflerin çıkış yerleri, bu konuda herkes kendine düşen görevi yerine getirmeli. Bunun bir yaşı yoktur. Yani benim dilim dönmez, şöyle yapmaz, böyle yapmaz değil. Elimizden gelen gayreti sarf etmeliyiz. Bunun yanı sıra olmuyorsa orada yapacak bir şey yok. Ama en azından biz bu konuda ciddi manada azami gayretimizi sarf etmemiz gerekecektir. Bir de namaz kılınacak ortamda eğer cemaat yapılacaksa kıraatı en düzgün olan kimsenin imametliğe geçmesi. Eğer kıraatında problem varsa, yani oradaki bulunan kimselerin namazı sahih olmayacak derecede problem varsa, onların münferiden kılması lazımdır. Cemaat halinde kılmamalıdır. Çünkü vebali, birbirlerinin veballerini üstlenmemesi hasebiyle. Ama tabii ki böyle bir durumda da yani böyle bir duruma düşmem adına da herkes namazlarını camide cemaatle kılmaları en uygundur. Çünkü imam efendiler bu konuda daha titizlerdir. Daha dikkatlilerdir. Çünkü vazifeleri zaten budur. O zaman bu sıkıntılar da bertaraf edilmiş olur. Ama münferiden kıldığımız namazlarda da kıraata ihtiyacımız olduğu için namazımızın sahih olacağı şekilde kıraatlarımızı düzeltmek bizim için, yani bütün Müslümanlar için elzem olan bir vazifedir. Evet hocam. Müzik